gelişimiz gerçekten beğendim. İmrettin Bey. Hem de isim de çok güzel. İmrettin Bey'in bu soyadı da çok güzel. Korkmaz. Gerçekten korkmaz insanlar vatan için hep ileri gider. Hep düşmana doğru gider. Gurur duyuyoruz sizinle. Bay bay biz sizin derneğinde bir soruştuk da siz bildiniz ki oldu Türkiye üzere 3. yerde en çok şehit veren. Doğru. İlk 3 içinde. Şimdi bu ama burada birkaç şehit mezarlığı var. Ortası yani kendi aile mezarlığı var. Doğru. Hatırladın mı siz? Doğru. Söylediğiniz gibi öncelikle hoş geldiniz söyleyeyim. Öncelikle hoş geldiniz söyleyeyim. Hatta ben şöyle de söyleyeyim. Müslümanlık yasak. Ancak yazar dediğiniz zaman çok farklı konular işleyebilir yazarlar. Konular ama siz genelde şehitler ve gaziler bizim cami üzerinde yazıyorsunuz. Öncelikle size bu konuda teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı ordumuza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İki devlet, bir millet dediğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Çok çok sağ olsun. Şimdi orduda şehitliğimize geldik. Bizim şehitliğimiz normalde şehit sayısı bakımından Türkiye'de ilk üçün içinde olmasına rağmen ordu. Şehitliğimizdeki şehit sayımız az gözüküyor. Oysa ki sayıya göre, orana göre bir şey yapsak burası dolar yetimine yetmemesi gerekiyordu. Ancak ordu insanı kendi şehidini kendi yanında istiyor. Yani bunu da zorlayamıyoruz biliyorsunuz. Yani böyle kanuni bir zorlama yetkimiz ve gücümüz yok. Gönül ister hep bir arada olalım şehitlerimizle beraber ama annesi babası da ailesi de yanımızda olsun istiyor. Doğal olarak orduda nereye giderseniz gidin, hangi köye giderseniz, hangi ilçeye giderseniz gidin, bütün mezarlıklar neredeyse şehitlerle karşılaşıyorsunuz. Zaten onlarınla cesaret bir toprağa gömülmüş. Ruhlar burada, bizim de. Derneğe geldiniz, derneğe gördünüz. Ruhları bizim de. Hatta ben diyorum, ruhlar da kendileri de bizim de. Biz onu hissediyoruz derneğe. Ben derneğe geçende, derneğe de çevre mekanları basit geldim. Ben son zaman, ne zaman kendi doğum gününü kutlamışam yani bilinmez, belli değil. Çünkü ben sevmem, çünkü benim doğum günümde şehitler oldu. Ben onu hatırlıyorum. Bugün sizin de şehitleri bir bir bakıp onları hatırlarsan onların arasında 3 şehidi kendi doğum yerinde şehit olan gördüm. Çok üzücü bir hal, üzücü bir mekan. Yani hakikaten insanı kendinden alıp koparır. İnsanı kendi kendinden koparır ki neden yani, neden bunlar şehit olsun? Terör, neden terör yapıyorlar? Niye cura Müslümanın elinden vurdurulurlar? Niye cura insanları az yaşın yeni doğulan çocuklara bile bilmiyorlar? Yani Türk'ün düşmanı çok, onu biz de biliriz. Yani her yer bakırsan uzun yıllara dayanırdı. Çanak aileden de evvellere dayanırdı yani. Hep Türk'ün düşmanı. Neden? Çünkü Türk güçlüdür. Türk'ün gücünden korkarlar. İnşallah ki zaman gelir büyük bir Türk dünyası bulurlar da İnşallah. Amin diyelim. İnşallah. Amin diyelim. Amin diyelim. Çok çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Çok memnun olduk. Allah özellikle şimdi biz şehit aileleri ve gaziler bu cami olarak genelde ateş düştüğü yeri yakardık. Bizim bizde vardılar. Ancak bir belki direkt önünüze ateş düşmedi şehitlerle ilgili ama bizim davamızı, bizim vatan aşkımızı, şehadetimizi, gaziliğimizi önemseyip kitapları yazarak bizi onur etmenizden dolayı da size ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Çok bizim çok sağ olun. Bizim akrabalarda şehitler çok. Evet. Yani fark etmez. Akraba şehit, bir şehit anne babasının yanında oturana kadar o anne babanındır. Şehit olunca vatanındır. Millete, vatana. Vatanındır. Çok güzel. Fark etmez. Türkiye, Azerbaycan aynı vatan, aynı kandaş. Kesinlikle. Ne demiş? Bir millet, iki devlet. Yani bir ananın iki oğlu. O da oğlu, bu da oğlu. Evet. Yani bizim bir Azerbaycan, bir Türkiye. Bizim Bahtiyar Vahapzade söylemiş bunu. Evet. Atatürk de çok güzel söylemiş.
Bayrakları bayrak yaptan üstündeki kandı. Toprak bizim uğrunda ölen varsa vatandı. Tabii ki bu şehitler olmasa vatan vatan olmaz. Siz hiç mi oğulların, siz hiç mi gazilerin sayesinde vatan? Çok sağ olun. Bir daha teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun.